Sevgili izleyiciler, bu akşam yine bir konuğumla beraberim. Sevgili Zafer Omay'la. Zafer Omay, çok kısa bir süre önce tanıdığım genç bir arkadaşımız. Dikkatimi ve ilgimi çekti. Çünkü biraz bizim konulara yakın ilgi alanları içinde olduğu için. Şimdi kendisi Kışlaçay'dan ve Kışlaçay Medya diye bir internet sitesi sahibi olarak da Kışlaçay Spor'un devamını zaten öğreneceğiz. Ben bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışıyorum. Kışlaçay Spor'un maçlarını da naklen veriyor. İşte geçenlerde Kışlaçay'da olan bir voleybol turnuvasını onu da naklen yayınladı. Biz de gittik oradan çekimler yaptık ve merak ettim bu kardeşimizi. Sizlerle beraber hep tanıyalım istedim böyle. Çünkü gelecekte onunla biraz daha böyle sıkı fıkı olacağız ve Sakarya TV'ye onun da tartışması katkısı olacak. Ama bütün bunların yanında Kışlaçay Spor sitesinden Sakarya TV'yi de canlı olarak veriyor. Bu da ayrı bir güzellik. Onun için de ayrıca kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi Zafer Omay'ı şöyle bir tanıyalım, sonra sohbetin devamına gideceğiz. Evet sevgili Zafer Omay, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Çağırdığınız, konuk ettiğiniz için Kışlaçay Medya olarak. 25.08.1989 Atapazarı doğumluyum. Atapazarı'nın Erenler ilçesi Dilmen Mahallesi'nde oturuyorum, ikamet ediyorum. Şu an üç kardeşiz biz. Evliyim ve bir çocuk babasıyım. Allah bağışlasın. Kaç yaşında çocuk? Çocuk 2 yaşına girecek. Oh, maşallah. Kız erkek. Kız. Oradan selam da gönderelim ona. Evet. Selam yolluyoruz. Şu an öbür ay, yani bu ayın 15'inde girecek. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Tahsil hayatım. Tahsil hayatım ilkokul, Ali Dilmen İlköğretim Okulu'ndan mezunum. Aslında deprem oldu. 1999'da deprem olunca Karaçam, Kışlaçay köyüne taşındık. Oradan Şehit Recep Demir Karaçam İlköğretim Okulu'na gittim. Oradan mezun oldum. Yani okulu o dönem devam ettim. Ortaokulda Necdet Islar orta öğretimde bitirdim. Lise olarak da Yunus Çiloğlu Teknik ve Meslek Lisesi'nde Ağırlama Gıda ve Teknoloji bölümü okudum. Oradan mezun oldum. Devamı var mı? Devamı Pamukova'ya gittim. İki sene evet. Bitmedi. Olmadı. Hayırlısı nasip olmadı. Tabii bu arada çalışıyorsun. Tabii ki aralarda ve Yunus Market'te çalıştım. Evet. 4 sene. Ondan sonra Neotek İlaç Fabrikası. Orada da 2 sene çalıştım. Şu an son olarak görev yerim KYK, Kredi Yurtlar Kurumu, Güvenlik Koruma Görevlisiyim şu an. Orada devam ediyorum. Peki anlatırken şunu tam yakalayamadım. Ali Dilmen'de okudum dedin. Evet. Sonra Kışlaçay'a mı? Neden taşındınız? Yani öyle herkes köyden şehire gelirsiniz, şehirden köye. Oradaki espri ne? Yani şimdi deprem oldu. 1999 depremi oldu. Korktuk. Orada da zaten evimiz, bağımız, bahçemiz var. Vardı. Oralısınız. Oralı. Yani. Zaten anne baba Kışlaçay köyünün doğumlu. Orası genelde Gürcülerden oluşuyor evet. Galiba değil mi? Siz de Gürcü müsünüz? Gürcüyüz. Evet. Artvin'den gelme. Ne güzel. Artvin'in Borçka ilçesi, Karşıköy, evet. Zedoban'dan. Hı-hı. 87 Kafkas göçmeniyiz. 87'de evet. Osmanlı-Rus Savaşı'ndan geldik Sakarya'ya. Gürcü'nün dışında pek kimse barınma mı yokmuş? Yani şimdi aslında öyle değil. Yani tabii ki barınma şey olarak değil de bu gelenek yani. Ben de bir espri anlamında gülerek zaten. Dedelerden şey gelen bir elbette. Kültürel bir gelenek. Tabii yani o kültür dayanışması, birleşmesi bazı köylere ya da bazı yörelere, köy diyoruz artık mahalle oldu ya, bir ayrı bir renk katıyor. Mesela işte voleybol turnuvanıza geldik. Orada açılan ne? Gençlik odası mı? Gençlik odası. Gençlik odası. Bu çok eskiden güzel. Gelen bir bu da bir var. Evet. Ve her cemiyetlere gidiyoruz. Yani gençlik olarak birlik ve beraberlik hat safhada dediğimiz gibi. Ben onu gördüm orada zaten. Yani köyde ilk düzenledik. Yani imrenilecek bir kaynaşma var. Evet. Hatta voleybol turnuvasının bitmesiyle beraber köyün gençleri, kızlı erkekli hepsi hemen fırladılar, tadını çıkardılar, evet. Oynadılar. Biz de onu zaten verdik. Halen de zaman zaman dönüyor. Evet. Yani güzel bir kaynaşma, güzel bir dayanışma, güzel bir beraberlik. Yani ne mutlu size diyorum. Tabii bu arada da sen güvenlik görevlisi olarak çalışıyorsun. Boş zamanlarında da evet. Kışlaçay Spor'un maçlarını ve Kışlaçay
Kışla Çay köyünün ya da mahallesinin her türlü havadislerini sitemden yansıtıyorsun. 7-24 saat evet, açık, devamlı 24 çalışıyorsun. Bizi de köşene koydun orada. Sağ ol, teşekkür ederiz. Nereden geldi bu heves? Yani nereden? Yani işte bakıyoruz işin farklı ama yaptığın iş de bir farklı. Bu ben 2005'ten beri Kışla Çay medya olarak ya da kışlaçayazbuz.com ile başladı bu yayın hayatımız. Mustafa Akın 2005'ten beri. 2005'ten beri Azbuz, kışlaçay.azbuz.com bu resim yükleyerek, video yükleyerek köyün gelişmesine destek oldular. Mustafa Akın ve Recep Uysal ilk başlayan bu işe. Bunlar da genç nesilden gelen bir, gençlikten gelen bir şey. Ve ben 2007'de bunu devraldım. Bu işi. Bu kışlaçay.azbuz.com yayın hayatına son verdi. İflas etmiş o firma. Bütün videolar, arşivler silindi maalesef. Bunları bulamadık. Bunda ben fotoğraf çekme, video çekme bu bana hobi olarak bir şey olarak kaldı yani. Mesela boş günlerimde dediğimiz gibi video çekiyoruz, fotoğraf çekiyoruz. Ben de bu bir aşk yani. Severek yapıyorum ve stresimi işte, atıyorum. Bu aşk bende de var. İşte bir yandan canlı yayınlanırken bir yandan da telefondan buradan kontrol edeyim dedim. Evet. O çok aşk bambaşka bir şey sevgili izleyiciler. Bir yandan sizinle sohbet ederken diğer taraftan da sesini kıstığım telefonumuzda, görüntülerimiz de bu şekilde karşımıza çıkıyor. Yayıncılık yani, son derece güzel. Evet, inanılmaz güzel bir şey. Tabii geçtiğimiz gün, daha doğrusu dün Geyve'den canlı yayın yaptık. Evet. Geyve Ayva Festivali'nden. Tabii inanılmaz orada. Yani çok son derece böyle mutlu oldum. Yani teknoloji nimetlerinden, güzelliklerden yararlanmak. İşte ne bileyim, sevgili Yusuf Çınallı'dan da Belçika'dan zaman zaman böyle ortak yayınlar yapıyoruz. Ve onu daha da bir geliştireceğiz. Evet. Buradan selam da gönderelim Belçika'ya, Yusuf Çınallı'ya ve tüm ülke dışındaki tüm Sakaryalılara, tüm Türkiyelilere. Çünkü biliyorsunuz Afercim, internette sınır yok. Yani şunu biliyorum ki zaman zaman ta Alaska'lardan bile izlendiğimizi, Avustralya'dan izlendiğimizi, ne bileyim tüm kıtalardan izlendiğimizi, hatta şunu da net biliyorum, bizim izlenmemiz Sakarya'dan çok yurt dışında. Evet. Neden? Sakaryalı nasıl olsa burada bizi pek merak etmiyor. Evet. Ama yurt dışında olanlar Sakarya diye yazdığında direkt Sakarya TV çıkabiliyor karşılarına. Tabii gurbetçilerimiz. O gurbetçi şeyi, asreti bizi daha birçok izlendiriyor. Evet. İkinci sırada da enteresandır İstanbul geliyor. Üçüncü sırada Sakarya izleyişimiz. Ya bundan da şikayetçi değiliz. Artı 30'un üstünde de ortak yayıncımız var. İşte birisi sensin. Teşekkür ederiz. Sakarımıza katkımız oluyor. Evet. Peki Zafer, Omay. Kışla Çay Spor'un her maçını veriyor musun? Kışla Çay Spor'un her maçını bazen veremiyoruz bu iş nedeniyle. Çoğu zaman izin alıyorum iş yerinden. Evet. Bazen arkadaşlarımıza değiştirme olayı olabiliyor. En son işte Kışla Çay Spor şampiyonluğu geçen sene süper amatör lige çıktığımızda çalışıyordum mesela o gün içinde. İzinler değiştirdik arkadaşlarıyla. Evet. Allah razı olsun, şeflerimiz de bu konuda şey yapıyorlar. Tabii işteyken rahat edemiyorsun. Yani aklımız Kışla Çay Spor futbolla. Futbolu seviyoruz. Doğrusun, doğrusun. Yani güzel bir şey benim için. Peki gelecekte, geleceğe yönelik gerek Kışla Çay'da, gerek Kışla Çay Spor'da, gerek Kışla Çay Medya ile ilgili neler hayal ediyorsun ya da hedeflerde neler var? Yani başta hedefimiz Kışla Çay Köyü'nü, Kışla Çay şimdi kadarıyla mahallesini geliştirmek amacımız. Bu 2005'ten beri hep aynıydı bizim fikrimiz. 2005'ten beri köyümüz 2002'de, 2000'li yıllarda çok gerideydi. Yol konusu olsun, içme suyu konusu olsun. Muhtarımız Şaban Seviç her konuda bize destek veriyor. Yani ben haberi ondan alıp, yani bir danışıp o şekilde paylaşım yapıyorum. Muhtarımıza ezmek şeyinde tabii ki değil. Bilgi alışverişi yaparak sitemizde yayın yapıyoruz.
Sayın İsmail Karabulcu, Arife Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Bazı haberlerimizi görüyor internetten. Yazıyor, yani cevap veriyor. Karşılığında olumlu sonuçlar alıyoruz. Yani GİV'e ve bağlı olduğumuz zamanlarda alamadık maalesef hizmet köyümüz olarak. Yeni bağlandı, yani yeni dediğim geçen senelerde bağlandık Arife'ye ve çok yani başkanımızdan memnunuz. Ya ben enteresandır, çok sıkça kışla çay halkından ya da gençliğinden Arifiye Belediye Başkanı'na çok sıkça teşekkürler getiriliyor. Demek ki çok memnunsunuz. İlgisi ve desteği oldukça fazla size. Evet. Kendisi de Gürcü. o taraftan bağımız biraz, var. Biraz taraflık. Yani Gürcü olarak hani bağımız anladım. Var. Evet. Ondan geliyor. Vallahi bizden de selam olsun. Selam. Belediye Başkanımıza. Yani hiçbir şekilde Kışlaçay köyünü bırakmıyor. Yani karda, kar türeme araçları, sinek araçları, her türlü hizmet alıyoruz. Yollarımız, ara yollarımız parke taşı oldu. Asfalt oldu yol, ana yollarımız. Hem Zeki Toçoğlu Başkanımıza, hem İsmail Karabucu Başkanımıza. Kışlaçay Adapazarı merkezine 17 kilometre uzaklıkta. Evet. Evet. Peki, ben spora girmeyeceğim. Evet. Sadece sporla ilgili yayınından söz ettim. Hı-hı. Ama voleybola da şu kadarına gireceğim. Çünkü onu canlı vermiştik orada. Evet. Nereden çıktı o voleybol turnuvası? Neden girmeyeceğim spora? Çünkü sevgili Suat Beyenal kısa bir süre sonra, yani evet, yarın öbür gün ya da en geç haftaya Kışlaçay Spor'u yöneticilerine, kaptanına, teknik direktörüne konuk edecek. Spor da onun işi olduğu için konuya girmeyeceğim ama biz işin sosyal içerikliliği tarafından işte güzel bir voleybol turnuvası, evet, yaptınız. Hem de böyle bayrama denk getirdiniz. İşte gençlik köyde kalsın, bütünlük, birlik, beraberlik devam etsin gibi. Bu fikir nereden çıktı? Kaç gün devam etti o turnuva? Kaç takım? Bayramın üç günü devam etti. Finali üçüncü gün, son gün yaptık. Evet. Kışlaçay Köyü Gençliği'nin hazırladık ve düzenlediği bir şeydi. Kardeşim gençlik başkanı oldu bu arada. Evet. Oğuzhan Omay. Ne güzel, ne güzel. Yani bunlar dediğimiz gibi o evden, binamızdan, evet, birlikte çıkmıyor. Yani orada kararları, her şeyi orada alıyorlar. Evet. O şekilde. O bu karar orada odasında geldi. Evet, her karar orada, evet, alınıyor. Yani her gençlik, evet, orada toplanıyor. Orası evleri onun. Evet. Evet. Yani bizde öyle kopukluk yok. Evet, evet. Peki kaç takım katılmıştı oraya? Dört. Enteresan isimleri vardı. Evet. Neydi? Leyla ile Mecnun. Evet. O şampiyon oldu. Evet, Leyla ile Mecnun şampiyon gençler oldu. Gençler vardı. Üç takım daha vardı. Şu an yavaş yavaş ilerliyoruz. Evet. İkinci olan neydi, hatırlayabilecek misin? İkinci olan isimlerini, takımın. Leyla ile Mecnun birinci birinciydi. İkincisi gençler oldu. Gençler, yok değil, genç değildi o ama. Yanlış hatırlıyoruz. Neyse. Yani Kışlaçay Köyü gençliği yeni bir karar aldı şimdi. Gürcü etkinlikleri yapıyorduk biz. Bu Gürcü etkinlikleri şimdi devamlı olarak bayramın üçüncü günü finalde voleybolla beraber finalde olacak. Yani hep şenliği olacak. Evet, bayramın, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü. Dolayısıyla hep dönüşümlü olacak. Bu zaman zaman yaza, evet, zaman zaman ilkbahar ya da sonbahar, bazen de kışa denk gelecek. Evet. Kurban Bayramı'nın üçüncü günü hem voleybol turnuvası olacak, hem Gürcü Şenliği, gençliğin aldığı kararla Gürcü Şenliği olacak. Şenliği o gün, yani şen final olacak. Hem Gürcü Şenliği, Gürcü yemekleri olacak, Gürcü oyunları oynanacak. Bu şekilde gençler şu an yeni kararı bu şekilde aldılar. Peki, geçtiğimiz haftaydı galiba, bir bülten geldi. Boğazköy müydü, neydi bir? Boğazköy Mahallesi. He? Evet. O neresi? Boğazköy Mahallesi, Abaza bir köy. Bizle beraber kalktık. Bülten senden gelmişti galiba. He? Senden, evet, mi gelmiştik? Ben yolladım. Tabii ki biz... Neler yapıldı orada? Orada gençlik şöleni düzenlendi, müzik şöleni düzenlendi. Bizi çağıracaksın öyle diyebilirim. Onlar, ben de gidemedim, iş nedeniyle öyle gidemedim. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Evet. Tebrik ederim buradan. Ben da öyle, biz de tebrik ederim. Bana da fotoğrafları geldi. Evet. Onları gördüm, hatta içim gitti, dedim ki ya tam böyle yayınlanacak bir organizasyon. Ama tabii bazen haberimiz olmuyor. Bazen de haberimiz olduğu halde gidemediklerimiz de oluyor. Tabii yetişemiyorsunuz her tarafa, çakışıyor.
Mesela Gey ve Ayva Festivali'nin birinci günü benim için çok ilginçti. Çünkü niye? Ayva bahçelerinden ayvalar toplanmış. Oradan canlı yayın yapmak çok keyifli olurdu benim için. Evet. Ama o günü İstanbul'daydım. Dolayısıyla gidemedim. İşte dediğimiz gibi bazen çakışmalar oluyor. Evet. Yapamıyorsunuz, yetemiyorsunuz. Bakalım inşallah Allah ömür verir de ya da işte Sakarya TV böyle biraz daha ekipleştirir hale gelirsek o zaman birkaç ekip kurup sağa sola. Ama şu an az önce de yayın öncesi sana kamerayı göstermiştim. Şu an canlı yayın yaptığımız kameramız muhteşem bir şey. Evet. Teknolojinin son harikası. Her noktadan her türlü sıkıntısız canlı yayını yapabilme teknolojisinin güzelliklerini biraz fazla para vererek de olsa dayanamadım. Çünkü teknoloji dediğin zaman ben rahat duramıyorum. Hep yani onun arkasındaki zararını bile hesap etmeden böyle gözü kapalı. Biz de bununla dünyayı gösteriyoruz. Öyle öyle yani bu bir tutku, bir keyif, bir kaçınılmazlık. Ne yapalım? Hep söylerim böyle sevgili Zafer. Yani işte insanların çeşitli tutkuları vardır. Kimi maça gider, kimi balık tutar, kimi yüzmeye gider. Bizim de tutkumuz bu işte. Bizim de aynı devam ediyoruz. Evet Zafer, seni konuk etmek benim için ayrı bir keyif, ayrı bir zevk oldu. Çünkü dediğim gibi sözün başında da ifade etmiştim. Seninle bu konuda zaman zaman fırsat buldukça çalışmalar da yapacağız. Sen de konularla çok yakınen ilgileniyorsun. Evet. Bu da zaten benim dikkatimi çekmişti. Bunun için seni zaten konuk etmiştim. Evet. Artık böyle bir yarı meslektaşımız gibi oldun. Çok da başarılı. Kışlaçay medyası olarak. Baksana elindeki dosya bile sevgili izleyiciler. Ne güzel. Yani bunu amatörce yapıyor ama Kışlaçay medyada 2005'ten günümüze diye çok da güzel bir dosya yaptırmış. Yani kutlamak lazım. Bugün benim diyen birçok kuruluşta bile böyle düzenli bir çalışma az bulunur. Hatta o düzenli bir çalışmanın içinde bazı notlar da var. Bunlardan bize aktarmak istediklerin var mı sevgili Zafer Omay? Şimdi öncelikle ben... Aklına gelen bazı güzellikleri böyle özetle olsa yazdım, oradan geçelim. Kışlaçay Medya olarak sadece kendi köyümüz değil, diğer komşu köylerimizin de haberlerini yapıyoruz. Mesela hangi köylerin? Alt köyümüz, sağ alt köyümüzde Boğazköy mahallesi var. Buradan biz köy olarak sayalım çünkü yani tabii biz benim, köy olarak şey yapıyoruz ama şimdi gidiyor. Bazı yetkililer mahalle olunca o yetkililer bile köy diyor yani. Yani doğru diyorsunuz. Evet. En son Boğazköy Mahallesi Boğazköy Mahallesi'nin haberini yapmıştım. Bu yolları kayıyor. Köprü istiyorlar. Boğazköy motorlarımız geçen gün. Neden bu kayıyor yollar? Doğançay yoluyla Boğazköy yolu arasında kayalık bir bölüm var. Bu kayalık bölümde taşlar kayıyor, devamlı oluyor. Geçen senelerde... Yağıştan mı yoksa? Yağıştan. Yağıştan. Kendiliğinden de bazen dökülüyor. Böyle şey var. Muhtarı Ayhan'a da var. Görüştü Zeki Bey'le. Görüşmeyi kabul etti. Keşife gelecekler inşallah. Bizim haberimizde olduğunda. Ciddi sıkıntı da yaratıyordu değil mi? Ciddi sıkıntılar yarattı. Birkaç kez kapandı yol yani. Komple ulaşım kapandı. Kayalık çökünce bu şekilde şey oldu yani. Hiçbir şekilde ulaşım çalamıyor. Can kaybına da vesile olabilir. Ama oradan geçildiği anlarda olabilecek. Evet. Yani bunun hakkında işte istiyorlar yani. Yapılmasını istiyorlar. Yani, istediler. Yani, evet. Yani bir de yol çok uzun. Doğançay'a gitmekleri gerekiyor. Yürüyerek bazen oluyor. Bununla ilgili haber yapıldı ve inşallah olumlu sonuçları ekip başkanımızdan bekliyoruz. Yani yapıyoruz biz. Diğer köylerimizde yapıyoruz haberlerini. Yani Kışlaçay'ın başarıları, şimdi bizim köyümüz dışa bağımlı bir köy. Yani gençlik dışa bağımlı. Çünkü iş hayatı olsun. Şimdi bizim köyde emekliler çoğunlukla yaşıyor. Emekliler yaşadığı için çoğu kişi dışarıda olduğu için köyümüzden haber almak istiyorlar. Cenaze, düğün, etkinlik. Bu tür şeylerde SMS'i de bilgilendiriyoruz projemizde. Ayrıyeten kan grubu ile Kışlaçay Köyü'nde acil kan olanlar sayfamızda, sitemizin içeriğinde ulaşabilirler. Kan grubu listesi yaptık.
Yani daha çok projemiz. 360 sanal tur ile köyün her tarafını, mahallelerin her tarafını gezebiliyorlar. Benim evim, benim mahallem adı altında yeni bir uygulama yaptım. Bu şekilde tıklayıp o bulundukları mevkileri de yazdık. O şekilde izleyebiliyorlar köyü. Ayrıca 360 sanal turla Kışlaçay Spor'un sahasında da 360 sanal tur yaptık. Bununla ilgili çok güzel olumlu şeyler alıyoruz. Havadan çekim yaptırdım drone ile. Köyün görüntüsü mükemmel, mucizli. Yani ben bile tanımadım Kışlaçay köyünü. Havadan çok farklı bir köy gözüküyor. Bunu bile ilk defa yaptıran benim, yani biziz. Ben tek çalışıyorum bu arada Kışlaçay Medya'da. Hiçbir ben de aşağı yukarı görüyorsun. Evet, hiçbir... İşte sevgili Ahmet kardeşimiz, evet. En büyük destekçim, en büyük yardımcım. Yani yayıncı da benim. Suat Beyenal, evet. O da yanımızda olan, sağ olsun. Yayıncı da benim, kameram da benim, her şey benim bu şekilde. Şimdi köyümüzü dışarıdan izleme bir haftada 17 bin kişiye ulaştı reyting olarak. Biz sitemizi güncelliyoruz devamlı ve Gürcistan'dan olsun, biz de şeyini aldık, reyting şeyini aldık. Gürcistan, İstanbul, işte Artvin, bu yerlerden gerçekten mucize bir giriş sayısı görüyoruz. Ayrıca Kışlaçay Spor'un videoları, maç özetleri 12 bin kişi, 15 bin kişi bir günde bu giriş sağlanıyor. Harika. Yani biz sayende biz de. İnşallah size de evet, katarız her şeyi. Deniyoruz yani sonuçta rating, her taraftan evet. Reytingi katarız. Evet. Ayrıca gençliğin eskiden 2007'de yaptığı bir şeyler vardı. Bu belgesel tarzı. Yani kendimizi eğlendiriyorduk aslında. Şık şıka baba videosu. İşte yani komik videolar altı altında. O işte elektrik davası adı. Yani güzel bir videolar yaptık. Akıllı TV'de bunlar oynadı. Yani bu videolarımız gerçekten izleniyoruz. Yani Kışlaçay köyü olarak Sakarya'da olsun, dışarıda olsun izleniyoruz. Bu bizi çok gurur veriyor. Başka web sitemizde olumsuz etkileyen olaylar da oluyor. Tabii mesela? Hep şey yapamıyoruz. Mesela küfürlü, argo kelimeler bazen gelebiliyor. Dışarıdaki başka kulüplerden mesela Kışlaçay Spor'un adı altında çok geliyor bu. Evet. Hep küfürler sitede. İşte bu olumlu sonuçlar olmaması bizi de üzüyor ayrıca. Keşke olmasa. Şimdi hep sen bunları bazen olumsuzluklar derken ben hemen çok güzel olumlulukları da böyle göz önünden geçiriyorum. Dediğim gibi geldik köyünüze, köy kahvesinde orada oturduk, çayımızı içtik, sohbet ettik. İnanılmaz güzel bilgiyle karşılaştık. Hele hele Gençlik Odası'ndaki röportajımızdan sonra orada bizi keyifle, zevkle izleyen gençler, ayrıca buradan teşekkür ediyorum. Kutluyorum sizi Kışlaçaylı gençler. Programın sonunda bir alkış koptu. Şaşırdım böyle. Yani o kadar kendilerini vermişler ki orada o program sırasında bizi izlemeye, bizi dinlemeye. Yani o alkış bir onurlandırma galiba. Yani bir an böyle duygulandım diyebilirim. Gerçekten hepinizi tek tek öpüyorum burada. Ne güzelsiniz. Kışlaçay gençleri. Teşekkür ediyorum sizlere. Onlar sizin geleceğinizi bilmiyordu. Sürpriz oldu. Evet. Biz yine geleceğiz. İnşallah bekleriz. O güzelliği, o gençlik odasını zaman zaman ziyaret edeceğiz. Evet. Zaten onun sözünü de vermiştik. Ve çok kısa zamanda yine böyle bir sürpriz yapacağız. İnşallah. Haberiniz olsun. Yani bu tabela konusunda geçen gün programlarınızda izledik. Bu tabela yön tabela. evet. Kışlaçay'ı gösteriyor. Hakikaten yani Kışlaçay'a yaklaştığımız bir noktada evet. İki tane ok var. Evet. Ya bu kardeşim nereye gidiyor bu? Yani bu oklar nereye gösteriyor? Bazı kişiler diyelim olumsuz şeyler yapıyor tabii. Evet. Yani kurşun atıyorlar en basit. Silahla çıkıyor. Hayır o ayrı ama şimdi Zafer'cim iki tane ok. Çatala gelmişiz. Evet. O oklar nereyi gösteriyor? Ya şimdi tam o kumbaşıyla şeyin arasında koyulmuş. Bir yanlış tamam. Olmuş evet. Biraz ya çapraz olmuş. Yan olmuş yani. Hangisi Kışlaçay? Yani yukarı doğru tabii ki. İlk onu göreceksiniz ama bu kumbaşından gelen bu tarafı gösteriyor. Tamam. Geliyoruz sevgili izleyiciler. Yol ayrısında. Yol bitiyor. Yol ayrımı sağa sola yol ayrılıyor. Böyle bir ok. Koç boynuzu gibi. Evet. İki ayrılan ok var. Sağa solu gösteriyor ama altında yani nereyi gösteriyor diye bir ibare evet. Yok yani. Yok doğru. Çok dikkat çekiyor. Biraz sıkıntılı. Biz geldik orada. Tabii durduk. Dedik bu
taraf bu taraf mı? Şimdi fikir yürütüyoruz. Ya işte bu tarafta olması lazım. Biri diyor yok yok bu tarafta. Durduk orada. Hadi dedik şöyle bir deneyelim. Sağa döndük. Ondan sonra baktık doğru adresteyiz. Aslında yani gözlerini bulmak kolay aslında. Nasıl en gibi? Tepedeyiz yani. Daha en, ama en... hop tepeyi mi aşağıyı mı gösteriyor? Tepe, yani o biraz dediğimiz onu bilgilendirdik. Şimdi çınar dibine yeni şeyler konuldu. Yeni tabelalar. Çok güzel şekilde şimdi yenilendirebiliyoruz. Ya, çok yani iyi, güzel çok oldu. Evet. Şimdi projeler hakkında biraz bahsedeyim. Tabii size. Tabii buyur. Şimdi canlı yayın uygulamamız altyapısını oluşturuyoruz. Dediğim gibi maçlardan olsun, haber, video, görüntü. Mesela acilen bir şey oldu köyde. Hemen kamerayı alıp oradan canlı yayında sitemizde izlettirmeyi düşünüyoruz. Bu konuda zaten talepler var. Güzel bir talepler alıyoruz. İnşallah bunu düzenleyeceğiz. İnşallah. Mahallemizin minaresine de kamera takmayı düşünüyoruz. Bu şekilde de kalktık aslında. Yağmur aldı. Çok güzel görüntü aldık. Kışın genelde kar görüntüsü, harika bir görüntüye evet. sahip bir yer. İnşallah onu tekrar yapmayı düşünüyoruz. Ayrıca Kışlaçay Kan Grubu dediğimiz gibi listesini tamamlamayı düşünüyoruz. Hane hane gezip o şekilde bilgileri bir şeye yazacağız. Bunu da yapmayı düşünüyoruz. Akrabalarımızı dediğim gibi SMS ile cenaze, düğün, etkinlik gibi şeyleri tekrar bu konuda SMS ile bilgilendireceğiz. Kışlaçay Köyü Gençliği seneye dediğim gibi Kurban Bayramı'nda ikinci geleneksel voleybol turnuvasını düzenleyecek. Bu turnuvada beraberinde de Görücü Şenliği, yemekleri ve Görücü oyunları oynanacak. Bu yeni alındı. Ayrıyeten ondan öncesi Ramazan ayında gençlik olarak tekrar alınan kararda mevlüt okutulup cenaze yani merhumlarımız için takdim edilecek Ramazan ayında. Mahallemizi haritalar Google Maps ile dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. Web sitemizde kayıt olanlara bize hediye veriyorduk. Geçtiğimiz senelerde. Şimdi bir şeye sokuyoruz. Tekrar bir uygulama var internette. Mesela 20 kişi eklenmiş, kayıt olmuş. Bunun içinde seçiyor. Hani programı koyuyoruz. 20 kişinin içinde seçiyor. Biz geçen senelerde kol saati, Kışlaçay doğa manzarası ile içerisinde kol saati 2 tane teslim ettik. Aynı şekilde devam edecek bu. Kayıt olanlar tekrar bu şekilde vereceğiz. Ayrıca Kışlaçay Mahallesi eski video arşivlerimiz elimizde mevcut bizim. 1987'den beri eski muhtarlarımızın da Metin Türkan Kanal 4 değil o zaman. Onu görüntüler de var. Ayrıca daha sonrakiler var. Onları da CD olarak arşivleyip vermek istiyoruz. Yani isteyenlere açığız. Ayrıca Kışlaçay spor maçları eski videolarımız elimizde. Onları da isteyen olursa ücretsiz şekilde vermeyi düşünüyoruz. Ne güzel. Ayrıca bizim bir köyümüzde şifalı su kaynağı var. Şifalı su kaynağı var. O nedir? İlginç. Şifalı su kaynağı, ılık şifalı su kaynağı. Yazın ılık akıyor, kışın da ılık akıyor. Ve bunun şeyini yaptırdık, analizini. Kükürtün yüksek olduğunu ve cilt deri hastalıklarına olumlu yönde etkiledi. Yani iyileştirdiği belli oluyor. Yani bir eskiden gelen bir bizim o eskiden abone derisi adı altında oraya gidip yıkanırlarmış. Köye ilk gelenler. Sürekli akan bir su mu bu? Evet, sürekli akan bir su. Merhum bu şey olarak Cemalettin Akar burayı düzenledi, yollarını düzenledi. Duşakabin gibi tuğladan ördü ve buradan su alıyorlar. Aslında orada yıkanmak daha iyisi. Yani suyu götürünce mineralleri kaçıyor. Orada böyle bir tesis gibi bir şeyler yine Kışlaçay Gençliği tarafından organize edilebilir yani madem ki böyle bir şifalı ya böyle su. Bir güzel şeyimiz var. Evet. Şu an kimse yani o suyumuza kaynağı sahip çıkmıyor. Nasıl şey su akış kapasitesi? Akış kapasitesi yani normal güzel yani şey olarak doldurur bir havuzu. Yani güzel bir şekilde akıyor. Gidiyorlar köy halkımız gidiyor. Bazen Medyabar'a verdik. Geliyorlar alıp dışarıdan. Nelere iyi geldiği yönünde bir şey var. İşte en son çalışma. Temre, cilt hastalıkları, akne bu şekilde yaralara da iyi geldiği söyleniyor. Hatta yani futbolcularımız bazı eskilerden burada yıkanıp burada şey yapıp geçiyordu yani. Geçiyor diye söylediler. Bu şekilde bir hocamız da doktorumuz da geldi. Gerçekten Sapanca suyundan bile iyi olduğu söyleniyor ama içilmesi iyi değil diye söylendi. Evet, evet. O şekilde olduğu için yani herkese açık burası. Gelebilirler. Ne güzel. Ne güzel. Gelecekte bakarsın. Bir tesis de olur sağlığa. İşte Arif
belediye başkanımızla duyurulur. Evet. Yani böyle bir şeyimizi değerlendirebilirler. Yani neden olmasın? İnşallah. Başka proje var mı? Başka projelerimiz değil. Web sitemizde şey var. Yer kiralama, reklam kiralama yerlerimiz var. Katkımızı, şeyimizi oradan sağlıyoruz. Evet. Bizim internet sitemiz, şey, web sitemiz profesyonel bir site. Yani bir köy sitesi değil yani bu. Evet. GV Medya en basit. Erdem abime de selam olsun. O da en iyi dostumuz. Bizden de selam olsun. Site, komşumuz. İşte bu yani o aynı şeyi kullanıyoruz. Web site tasarımını aynı şekilde bir belediyeye bakın, bir köy şeyine bakın sitesinde aynı şey olarak gerçekten kaliteli bir site kurduk. Altyapısı gerçekten kaliteli. Bu sitemize devam etmeyi sonsuza düşünüyoruz. İşin başında sen olduğuna göre ben inanıyorum buna. Çünkü bu parayla pulla değil, evet. Sevgiyle, tutkuyla devam edilebilecek bir şey bu. Evet. Onun için sen bu siteyi daha da güzel noktaya taşıyacağın yönünde en ufak bir kaygım yok. Ve başarılarında olacak ve başarılarında devamını dileyelim. Zafer'cim, ekleyeceğim bir şey yoksa sana teşekkür edeceğiz. Yine ileride, değişik projelerde yine birlikte olmak dileğiyle. İyi akşamlar dileyeceğiz sevgili evet. izleyicilerimize. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok, çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Yayınınız için. Gerçekten memnun olduk. Ben de çok memnun oldum. Ayrıca seni dediğim gibi kısa bir süre önce tanıdım. Evet. Ama iyi ki tanıdım. Keyif aldım seni tanımaktan. Evet. Genç bir arkadaşsın. Gelecekle ilgili güzel düşüncelerim var. Onlarda da başarılı olacaksın. Evet. Sizlere sevgili izleyicilerimize, bize ayırdığınız zamana ve sevgili Zafer Kuma'ya programımıza katıldığı için teşekkür ediyoruz. Buradan herkese selamımızı selamlar, hayırlı akşamlar dileyelim. Sevgiler, saygılar gönderelim. Hoşçakalın efendim.